Azerbaycan Milletvekili an itibariyle Ramil Hasan an itibariyle yayınımıza katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi günler efendim, iyi günler. Teşekkürler. Şimdi biz buradan yakından takip ediyoruz tüm sıcak gelişmeleri ama siz de oradan an be an takip ediyorsunuz biliyorum. Sizdeki bilgiler nedir, ne oluyor? Bilgilerini aldıktan sonra neye evrileceğini düşünüyorsunuz? Bu sorunun yanıtını da almak isterim kısa bir özet şeklinde Sayın Hasan. Çok teşekkür ediyorum. Hemen konuya geçelim. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri Paşinyan'ın istifa talebi ve doğal olarak darbe girişimi ile ilgili askeri kanadın yapmış olduğu ve başlatmış olduğu çalışma tabii ki ilgilendiriyor. Ve hali hazırda Paşinyan'ın milleti sokağa çağırması, insanları işte sokağa çıkarak kendilerini ve sivil hükümeti korumak için insanlara böyle bir seslenişte bulunması ama bununla beraber aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı da görevden alması ki o da daha belli değil. Görevden alınmasına rağmen Genelkurmay Başbakanın vermiş olduğu emre uyacak mı, uymayacak mı? Bu da şimdi saatler içerisinde belli olacak. Dolayısıyla bu hepsi bölgede barışın ve huzurun ve istikrarın korunması ile ilgili bugüne kadar başlatılmış olan hareketin baltalanması gibi bir noktaya da getirip çıkarabilir. Bunu açık ve net şekilde söylemek lazım. Sayın Hasan, bunu biraz daha açabilir miyiz? Çünkü çok önemli bir noktaya değindiniz. Barış, huzur ve bölgedeki istikrar ve elbette Ermenistan iç siyasetinde yaşananların doğrudan barışa etkisi, Karabağ etkisi, Azerbaycan'a etkisi. Şimdi Buket Hanım, siz de bizler de herhalde takip ettik ki 27 Eylül itibariyle başlatılan savaş 10 Kasım tarihinde sona eriyor. 44 günlük bir vatan savaşı yaptık ve zaferle sonuçlandı. Şimdi Paşinyan eninde ve sonunda gerçek şu ki o kararı, o beyanı imzalayan başbakan olarak tarihe geçti. Şimdi Ermenistan'da iki güç mevcuttur. Bir güç bölgede hakikaten de ya Karabağ bizim nemize lazım. Zaten Azerbaycan'ın resmi toprakları, tarihi toprakları. Bu kadar uğraştık. Netice itibariyle 10 binlerle kayıp verdik. Ve devletimize de, askerimize de, ordumuza da, ekonomimize de bu kadar zarar verdik. Bunun yerine Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Aliyev'in teklif etmiş olduğu altılı platformaya katılalım. Ekonomik ve stratejik işbirliği içerisinde yer alarak biz de bu bölgedeki kalkınma sürecinden faydalanalım diyen güçler var. Ama bununla beraber baş kaldıralım, yeniden Karabağ'ı işgal edelim. Yok efendim biz kaybettik, biz yenildik ama kesinlikle kaybolmadık. Bir daha biz bir çaba harcarsak, bir girişimde bulunursak bu sefer başarılı oluruz gibi askeri kanadın zaten aslında bugün Paşinyan'ın aleyhine yapmış olduğu bu darbe girişimi aynı zamanda biz anlaşmadan memnun değiliz. Ermenistan'ın işte işgalcılık politikasından vazgeçmesinden memnun değiliz diyen güçlerin başkaldırısı diye ben eminim ki tarihe not olarak da bu şekilde geçecektir. Netice itibariyle dikkat edersinizse askeri kanat tümüyle bu şeyin darbe girişimiyle ilgili beyanın altına imza atmış. Yani Genelkurmay Başkanı, Başkan Yardımcısı, oradaki ismi geçebilecek ne kadar kişi varsa hepsinin altında bu şeyin imzası var. Bir de şunu çiziyorlar. Diyorlar ki işte Genelkurmay Başkan birinci yardımcısını başbakan görevden aldığı için devlete ve millete zarar vuran bir adım attı. İşte biz bunu da kınıyoruz ve bunu da kabul etmiyoruz demektir. Bu zaten açık ve net askeri kanadın başkaldırısıdır. Bir de Buket Hanım şunu da kamuoyuyla paylaşmak lazım. Bilmiyorum herhalde Türkiye'ye o kadar yansımadı. Bir hafta bundan önce zaten Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanlığı'nın böyle bir açıklaması vardı. Bizim Ermenistan'da var olan Rusya'nın askeri üslerinin kişi sayısının ve genişlemesinin vacipliğini, şart olduğunu, önemli olduğunu vurguluyordu. Yani daha fazla bir askeri üste, daha fazla askeri personeller Rusya ordusunun orada var olmasının çok lazım ve çok vacip ve çok önemli olduğunu vurgulayan bir beyanı, bir açıklaması vardı. Bir hafta daha bundan önce. Bir hafta sonra ise bir başkaldırı ve darbe girişimi geldi. Şimdi sivil inisiyatif dediğim gibi yani ben olaya şöyle bakıyorum. Ermenistan'da eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan, eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan şöyle ifade edelim ve askeri kanat. Bunlar bir taraftadır. Eski birinci cumhurbaşkanı Levonte Petrosyan ve Paşinyan başka bir taraftadır. Yani olaya baktığımız zaman şunu görebiliriz. Netice itibariyle ne olursa olsun Azerbaycan da Türkiye'de zaten bölgedeki durumu ciddi şekilde takip etmektedir. Eminim ki Allah'ın izniyle biz bütün bu çalışmalarda bölgemizin güvenliğini korumak için imkanlara sahip olduğumuzu
her zaman göstermişiz, bundan sonra da göstereceğiz. Ama Ermenistan'daki bu darbe girişimi bir daha söylemek istiyorum. Barış ve huzuru istemeyen kuvvetlerin ve güçlerin, yeniden başkaldırı hevesinde olan güçlerin bir darbe girişimidir. Bunu da not olarak geçelim size. Sayın Hasan, öyle önemli bir noktaya değindiniz ki baş kaldıran ordu içerisinde bu kesimin hedefi en nihayetinde tam da sizin cümlenizi söylüyorum, yeniden yazdım. Yeniden Karabağ işgal edelim olabilir dediniz ya. Bununla ilgili ne kadar kuvvetli görüyorsunuz? Şimdi elbette neye evrilecek sokakta olan biten, onu takip ettikten sonra göreceğiz ama hani olasılık üzerine neler söylersiniz? Ya şimdi tabii ki biz %100 kesinlikle bir şeyi söylemeyiz ama görünen köy kılavuz istemez diye olaya girersek sözün açıkçası şudur. Elbette ki Ermenistan'ın şu anki durumunda askeri kanat iktidara gelse de bile, hadi gidelim de toprakları şöyle alalım böyle alalım dese de bile, bir karış bile bizim Azerbaycan topraklarını işgal etmek imkanlarına ve o şansa sahip değiller. Bir kere bunun altını çizelim. Evet. Ama ve lakin bu aynı zamanda şöyle diyelim, o fırsatı masadan kaldırmıyor ki. Ya bir çaba harcayalım, belki olur diye, anlatabildim mi? Yani zaten biz buna revanşist güçler diyoruz. Yani revanş yapmak isteyen, yeniden bir baş kaldırarak acaba olur mu diye çabalar harcayan bir güçten bahsediyoruz. Ama bunun yanısına aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Ermenistan'daki bu general kısmı, yani Ermenistan askeri yönetimini yöneten askeri üst kısmı zaten malum bildiğiniz gibi diğer bir ülkenin askeri kısmıyla haşır neşir olarak çalışmalarını yürütmektedir. Netice itibariyle az önce dediğim gibi bir hafta bundan önce vurgulanan bir mesaj ki Rusya askeri güçlerinin, Ermenistan'daki güçlerinin sayının artırılmasına ihtiyaç vardır. Evet. Mesajı. Ve bir hafta sonra darbe girişimi. Ama bunun Azerbaycan'a ve bölgemize öyle bir etkisi olacağını inanmıyorum. Çünkü Azerbaycan devleti artık bildiğiniz gibi 30 yıl önceki devlet değil. Güçlü bir devlettir. Askeriyle, imkanlarıyla, bütün şeyiyle ve kardeş Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte ve beraber faaliyeti de bölgede yeniden bir saçma sapan bir savaşın patlak vermesine eminim ki önleyecektir. Ama bu oradaki askeri yönetimin önünü kesmiyor doğal olarak. Yani insanların böyle damarlarına girerek işte bir baş kaldıralım, yok Paşinyan hükümeti yönetemiyor filan. Sanki şimdi açık konuşalım. Bakalım, hadi diyelim Paşinyan'ı devirdiler. Yerine gelecek arkadaşlar sanki hükümeti yeni mi, iyi mi yönetecekler? Yani Ermenistan zaten çökmüş durumdadır. O Ermenistan'ı ya çöküntüden çıkartacaklar, ekonomik krizden veya batıracaklar. İkisinden bir tanesi daha hazırdır.